dişlerimi yaptıracağım, biraz işim var diyerek çıkıyor. Halbuki Mustafa mahallede tanıdığı Ceylan isimli kişiyle kaçıyor. O gece itibariyle birinin karısı, birinin de kocası eve gelmeyince her iki ailede aslında ortalık yangın yerine dönüyor. Salih programa başvuru yapmasıyla tüm gerçekler ortaya çıktı. Önce Salih'in eşini, ardından da Salih'in eşinin kaçmış olduğu Mustafa'yı bulduk. Ama geride mağdur bir Gülbahar vardı. Zaten bu dünyada ne oluyorsa hep iyi niyetlere ve masumlar oluyor, değil mi? Biraz sonra Gülbahar'ın kayınvalidesi, Mustafa'nın annesi de canlı yayında olacak iddiaları ve bu süreci ondan dinleyeceğiz. Gülbahar eşinin beni affet çağrısına ne cevap verecek? Bu sorunun cevabını alacağız. Hemen ardından Muharrem Zeynep'e bugün hangi teklifte bulunacak? Reklamlardan sonra geliyoruz, ayrılmayın. Herkes sustu. Mustafa'nın karısı Gülbahar ilk kez konuştu. Annem babamdan sonra Mustafa'ya kıyılmıştım ben. O da bırakınca yalnız hissettim kendimi. Tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu. Ben az da olsa çalışıyor diye seviniyordum. Hani oradan buradan yardım geliyordu. Tek bir hayalim vardı. Evimi tadilat yapıp çocuklarımla huzurlu yaşamak. Taçlığa razı olduğunda bu ihaneti kabul edemedim diyen Gülbahar'a Esra Erol'un sürprizi ne? Evini yaptıracak ya, mutfak bölümünü ben kendim komple yaptırmak istiyorum. Ben özür dilemek istiyorum tüm Türkiye'nin karşısında. Bir daha böyle bir şey olmayacağına söz veriyorum. Gülbahar kocası Mustafa'yı affedecek mi? Ceylan ve Salih cephesinde neler yaşanıyor? Az sonra Esra Erol'da. Gümüş suyu halıyla devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu? Kasım'da çeyiz.